Evet arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün sizlerle Milletin Bakanlığı'nın hazırlamış olduğu 6. sınıf matematik ders kitabı ile dersimize devam ediyoruz. Prizmaların hacmini tahmin etme konusundayız arkadaşlar. Dersime başlıyorum. Şöyle aşağıya doğru çekelim. Yukarıdaki konteynerin tabanının uzun kenarı 18 metre. Bakın burası 18 metre. Kısa kenarı 3 metre, yüksekliği 4 metreymiş. Bu konteynerin hacminin kaç metre küp, küp olduğunu önce tahmin ediniz diyor. 18'i 20'ye yuvarlıyorum. 3'ü 5'e yuvarlıyorum. 4'ü de 5'e yuvarlıyorum arkadaşlar. Şimdi 20 çarpı 5 çarpı 5. Hacmi nasıl buluyorduk? Taban alanı çarpı yükseklik. Yani tüm en boy ve yüksekliği çarparak buluyorduk arkadaşlar. Tahmini olarak burası 500 metre küp olarak geldi. Bu tahmini sonucumuz. Şimdi gerçek sonucumuzu bulalım. 18 çarpı 3 çarpı 4. Burayı da çarptığımda arkadaşlar gerçek sonucum 216 metre kare olarak geldi. Bu da bizim gerçek sonucumuzdur." dedik. Devam edelim. Matematik ders kitabınızın en boy ve yüksekliğini cetvelinizle ölçünüz demiş arkadaşlar. Gelelim ölçelim. Yani biz tahmini olarak ya da şöyle bir değer söyleyelim burada. Siz kendiniz ölçerek yaparsınız. 30, 20 ve de 3 olsun. Bulduğunuz uzunluklardan yararlanarak matematik kitabınızın hacmini tahmin ediniz. Arkadaşlar 30 30'da kalsın, 20 de 20'de kalsın. 3 arkadaşlar 5'e yuvarlansın. Şimdi geliyorum ben 30 çarpı 20 çarpı 5 diyorum. Tahmini olarak hacmi 3000 santimetre küp olarak geldi buraya 3000 santimetre küpü yazdım. Aynı uzunluklardan yararlanarak matematik kitabınızın hacmini hesaplayınız demiş. Bulduğunuz sonuçla tahmininizi karşılaştırınız. Gerçek ta, gerçek hacminde bulalım. 30 çarpı 20 çarpı 3'ten gerçek hacmi de 1800 santimetre küptür dedik. sayfamız temizleyip devam edelim. Burada bize bir örnek vermiş arkadaşlar. Sorulara geçiyorum. Küp biçimindeki bir hediye kutusunun bir ayrıtının uzunluğu 290 milimetredir. Bu kutunun hacminini tahmin ediniz. Sonra bu kutunun hacmini hesaplayınız. Gerçek sonuçta tahmini karşılaştırınız diyor. 290 milimetreyi 300 milimetreye mm çeviriyorum. Tahminini bulmak için 300 çarpı 300 çarpı 300. Buradan arkadaşlar tahmini 27 milyon milimetre küp oldu. Bu da 27 bin santimetre küpe eşittir. Bu tahmini sonuç. Gerçek sonucu bulalım. 290 çarpı 290 çarpı 290 Buradan gerçek sonucu 24 milyon şöyle 200 bir daha çarpalım 290 çarpı 290 çarpı 290 evet 24 milyon 300 89 bin milimetre küp olarak buldum. Bu da arkadaşlar 24 milyon 389 santimetre küpe eşittir. Bu da gerçek sonucumuz. Yanda ölçüleri verilen bir top A4 dosyası kağıdının hacmini tahmin ediniz. Sonra bu top kağıdın hacmini hesaplayınız. Bulduğunuz sonuçla gerçek sonucu karşılaştırınız. İlk önce hacmini bulalım. 21'i 20'ye yuvarladım. 6'yı ise arkadaşlar 5'e yuvarlayalım. Tahmini bulalım. 20 çarpı 30 çarpı 5. Burası 3000 santimetre küp olarak geldi. Bu arkadaşlar tahmini sonuç. Gerçek sonuca gelelim. 21 çarpı 30 çarpı 6. Gerçek sonucum ise 3780 santimetre küptür dedim. Buraya da gerçek diyoruz. Devam edelim. Kare prizma biçimindeki bir su deposunun ölçüleri yanda verilmiştir. Hacmini tahmin ediniz sonra gerçek hacmini bulunuz ve bu ikisini karşılaştırınız diyor. Tahmin edelim. Buradaki 8'i arkadaşlar 10'a yuvarlıyorum. 10 çarpı 5 çarpı 5. Tahmini sonucumuz 250 metreküp. Bu tahmini. Gerçek sonuca gelelim. 5 çarpı 5 çarpı 8. Bu da 200 metre küp olarak geldi. Bu da gerçek sonucum. Yanda verilen sıvı yağ tenekesinin hacmini tahmin ediniz. Sonra bu tenekenin hacmini hesaplayınız. Bulduğunuz sonuç ile tahmininizi karşılaştırınız demiş bize. Arkadaşlar şimdi ölçülerine bakalım. İlk önce tahmini bulalım. 24'ü 20'ye 36 ise 40'a yuvarlıyorum. En çarpı boy çarpı yükseklik. Yani taban alanı çarpı yükseklik. Burası 16.000 cm küp olarak geldi. Gerçek sonucu bulalım şimdi. 24 çarpı 24 çarpı 36. Burası 20736 olarak gelir. 20736 cm küptür. Aşağıdaki gerçek sonuç, üstteki ise tahmini sonuçtur diyoruz arkadaşlar. Böylelikle videomun sonuna geldim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Lütfen beğenip abone olmayı unutmayınız.